Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. 5000 like istiyorum. Hayır, 10.000 like istiyorum. Hayır, 100.000 istiyorum. Beğenmeyin orospu. Zamanında benim bile yayınlarını izlediğim, milletin kendi anasına sövmesi için adama para attığı adam Hazreti Yusuf. Evet, bugün konumuz bu sürgende. Şey kavga ettiler. Ayrılabilirler falan. Ne söyleyeyim. Görüyorsun. Kendisi 26 yaşındayken 16 yaşındaki cücük bedenen kızla ilişki yaşayan ama yayınlarda ona cinsel içerikli video gönderen adama dava açan rezil herif. Abi adam sübyancılık yapıyor. Hem de yayınlarda ağır abi oynuyor. Anlamıyorum ben bu elemanı. Para için 600K'lık YouTube kanalını da sattı ve gitti. Yeni hesap açtı. Resmen takipçilerini kullanarak para kazanıyor. Bu cücük be olayına geri dönmek istiyorum. Çünkü çok ciddi bir olay. Fakat adam fenomen diye hiçbir dava falan açılmadı. Klasik coin fanboylar. Adama sahip çık. Yayınlardaki millete küfür etmesine dava açacak olsam ama abi şaka kaldıramıyorsunuz, adam bizi eğlendirmek için şaka yapıyor diyen fanboylardan bahsediyorum. Abi salak mısınız lan, milletin anasını sövmek ne zamandan belli şaka oldu, eğlence oldu. 26 yaşındaki adamın 16 yaşındaki bir lise öğrencisiyle, bakın 16 diyorum, henüz reşit bile olmamış biriyle ilişki yaşaması ne kadar ciddi, farkında mısınız? Rezilsin Hazreti Yusuf. Bu adamı izleyenler, fanı olanlar, hadi anlarım, adamı sevmişsindir, karakterini ve yaptığı yayınları sevip yeri geldiğinde maddi olarak bağışlarla destek olmuşsundur. Peki bu adamın karakteri, gerçek hayatta olduğu kişi, kendinden kaç yaş küçük kişilerle yaşadığı ilişkiler, hatta para uğruna sevenlerinin onu desteklediği YouTube kanalını satması sizin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Yani körü körüne bu adamın ananıza, bacınıza para karşılığı Twitch'te küfür etmesi hoşunuza mı gidiyor? Yani bu tür kişileri desteklemekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Neyse, bugünlük konumuz bu kadar. Size Hazreti Yusuf'un gerçek adıyla Mustafa Yavuz'un gerçek kişiliğini anlatmak istedim. Ve nasıl bir adam olduğunu size göstermek istedim dostlar. Bana katılırsınız, katılmazsınız. Yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.